o gösterdiğimiz yıllarda e, bir konuşma sorunu varmış. Çocuklukta bir konuşma sorunuz varmış. Allah nursun. Kanarya suyu yatsın. mu içirmişler bir şey içirmişler. de yatsın. Altıner bulak. <laughs> Çocukken ben yani çocuğum daha yani konuşmamışım. Karşıki komşunun birisi kanaryasını getirmiş. He. Hanım abla, annem demiş rahmetli ne var? Yahu demiş kanarya suyu da işte içirirsek kanarya suyu değil. Kanaryanın kafesinin içindeki küçük su kabı onu almışlar ağzıma damlatmışlar. Ben de bir süre sonra konuşmaya başlamışım. Yani kanarya suyuyla konuştu demişler. Bir gün evde Altanla biz yıllarca nur içinde yatsın. Büyük sanatçı, büyük karikatürist, sevgili canım kardeşim benim. Bir gün gelmişti konuşurken biz konuşuyoruz. Altan dedi annem sen bilir misin dedi bu dırdır bırpır. Ona dedi kanarya suyu içirdik, içirdi komşu dedi. Ondan beri bak konuşuyor falan filan gibi bir espri yaptı. Bunu Altan bir şey etti, gelişletti. Çok güzel fuarda, bilmem nerede, kırk yerde bütün memlekete yayıldı. Ve bu su meselesi sonradan içmemiş kanar esiyor. Ve Altan bu espriyi nasıl bağladı? Şimdi ötmeyen Kanaryalara Halid'in suyunu içiriyorlar. <laughs> Ve Eyvallah. ertesi gün İzmir fuarında 7 bin kişi seyirci. Çıkıyoruz dışarı çıkamıyoruz. 80, 100, 150 kişi yanında bir çocuk ama küçük bebek değil. Ki. Bir dolu kapan gelmiş. 14 yaşında da var konuşma özürlüler. Ellerinde bir bardak yahut bir ha. şişe su. Bah. Halit Bey bir yudum için çocuğa da içireyim deyince bu espriyi programdan kaldırdık. Ondan beri anlatmıyorum. İyi çok Kitapta şükür falan şimdi geçmişti. inşallah Ahmet Maranki izlemiyoruz yani yarın böyle. <laughs>